الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Bizleri yaratan, yaşatan, her türlü nimetleriyle donaltan Rabbimize hamdolsun. Rabbimize şükürler olsun ki bizleri rahmet ayı, mağfiret ayı ve sonu cennetle müjdelenen, cehennemden azad olunan bir aya bizleri kavuşturduğu için Rabbimize hamdolsun. Aslında bu bizim sadece Ramazan'a girişteki bu günlerimize ait değil. Bu günler bizim 3 ay önceki hasretimizdi. Hatırlarsanız burada cemaatimizle birlikte Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam'ın duasını yapmıştık. Ne demiştik? Recep ayının ilk gününde Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam bize bir ufuk açmıştı. Bir kapı göstermişti ve bizim yürümemizi istemişti. Sadece Ramazan'ı Ramazan olarak programlar konuşursak eksik kalır. Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam buyururlar ki çocuk eğitimi, iyi bir çocuğun eğitimini yapmak istiyorsanız onun yaşını konuşmayın. Yani çocuğun eğitimi 5 yaşında mı başlar, 6 yaşında mı başlar, bu çeşitli rivayetlerdir. Herkese göre değişir. Ama Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki İyi bir nesil yetiştirmek istiyorsanız hedef iyi bir anne seçin. İyi bir neslin yetişmesi, iyi bir çocuğun oluşması iyi anne seçiminden geçer. Güzel bir Ramazan'ı ihya etmek Recep'te başlar. Recep ayının ve Şaban ayının nasıl geçmişse, hani bazı firmalarımızın sloganları var ya, ne diyor? Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı. Yani yeni bir hocamız kitap çıkardı. Diyor ki mış gibi. Yani eğer siz yapamayacağınız, ayeti celilede de öyle diyor ya, yapamayacağınız şeylerin sözünü vermeyin. O zaman Efendimiz bize ufuk açmıştı. Ufuk şuydu: Allahümme barik lene fi Recep ve Şaban ve belligna Ramazan. Allah'ım Recep ve Şaban'ı hakkımızda hayırlı eyle. Ne demek? Bizi Ramazan'a hazırlanması için Recep ve Şaban'ı iyi değerlendirme. Antrenmanımızı iyi yapmayı, Ramazan'a hazırlanmayı, hazır yakalanmayı bizlere nasip eyle. Yoksa birden eğer siz oruca başlarsanız, birden Ramazan'a girerseniz, Ramazan nasıl geldi ve nasıl geçtiğini anlamazsınız. Ramazan'ı iyi ihya etmek istiyorsanız, Recep'te o formata girmeniz lazım. Kendinizi o maneviyatın içerisine sokmanız lazım ki, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiği Ramazan'ı ihya etme programı böyle. Kıymetli dostlar, Ramazan-ı Şerif'i mübarek kılmak nasıl olur? Bir, büyükler şöyle ifade etmişler. Demişler ki, Ramazan'ı iyi ihya etmek, iyi değerlendirmek. Birincisi, bu Ramazan ayında biz ulaştık. Ne dedik? Recep ayın başından beri, yaklaşık 2 aydan beri bizim hasretimizdi bu. Ramazan bizim duamızdı. Allah'ım bizi bir an önce Ramazan'a ulaştır diye her defasında Efendimiz bize öğrettiği duayı her vakitte yaptık. Allah duamızı kabul etti mi? Duamızı kabul etti. Elhamdülillah Ramazan'a ulaştık. O zaman
şunu tefekkür etmemiz lazım. Büyükler böyle düşünmüşler. Demişler ki, geçen Ramazan'a ulaşıp oruç tutan, teravih namazlarına katılan, safların arasında bulunan cemaatimizden nice kişiler bu Ramazan'a ulaşamadılar. Öyle mi? Komşularımızdan, ahbaplarımızdan, akrabalarımızdan niceleri bu Ramazan'a ulaşamadı. Bizim önümüzdeki Ramazan'a ulaşma gibi bir elimizde belgemiz var mı? Böyle bir belgemiz yok. O zaman içerisinde bulunduğumuz günleri ve Ramazan'ı hakkını verebilmenin sırrı, büyükler şu şifreyi vermişler. Bu Ramazan benim son Ramazan'ım. Eğer bu şuurla, bu ihlasla, bu tefekkürle insan düşünürse, içerisindeki Ramazan son Ramazan şuuruyla her adımını değerlendirir. Geçenlerde cemaatimle paylaştım. Genelde umreye giden veya hacca giden abilerimizden görürüz, şahit oluruz. 20 gün umreye giden kişinin bir hafta giden umreye, bir haftalığına umreye gidenle 20 gün gidenin arasında ne fark var? 5 vakit namazların haricinde isterseniz çevrenizdeki kardeşlerimize, abilerimize sorun. Kaç tavaf yaptın veya ne kadar ibadet yaptınız diye sorun. Araştırmaya göre göreceksiniz ki bir hafta gidenle 20 gün giden aynı. Neden aynı? 20 gün giden insanın, ben orada bir hacı abiyi gördüğüm zaman diyorum ki sen 20 günlüğüne mi geldin? Nereden anlıyorsun diyor. Diyorum ki yürüyüşünden anlıyorum. Oturuşundan anlıyorum. Niye? Bu keramet değil. 20 günlüğüne gelen kişinin hareketi, davranışı, çarşıya çıkması namaz kılışından belli. Bir haftalığına veya 10 günlüğüne umreye gelen kişinin tavaf edişi, otele gidişi ve oturması, yürümesi farklı. Niye? Anın, dakikanın hesabını yapıyor. Ya şurada kaldı 2 günümüz. Şurada kaldı zaten 48 saatimiz. Şurada kaldı şu kadar günümüz, onu bari değerlendirelim. Uyumasak, yemesek, yatmasak, çarşıya gitmesek ne olur kardeşim diyerek hep dakikaların hesabını yaparak o bir haftayı öylesine değerlendiriyor ki o bir haftalık giden kişi. 30 günlük giden kişi diyor ki hadi bir pazara gidelim, hadi bir otele gidelim, hadi şurada da çay içelim, daha var 15 gün. 15 gün daha var, daha 10 gün var diye diye bakıyorsunuz ki bitmiş ve elde ne tavaf olmuş, ne bir hatmi şerif olmuş, ne de bir nafile ibadet yapılmış. O zaman büyüklerin bize öğrettiği şuur şu. İçerisinde bulunduğumuz Ramazan'ın hakkını vermenin sırrı bu son Ramazan. Bakın benim şu komşum vardı, şu ahbabım vardı. Geçen Ramazan onunla beraber iftar açmıştık. Teravihe beraber gitmiştik. Ama ansızın bu Ramazan'a ulaşamadı. Belki ne biliriz, aramızda şu an aynı camide, aynı teravihte bulunduğumuz halde önümüzdeki Ramazan'a çıkamayacak aramızda çok kişi olabilir. O zaman kıymetli dostlar, bu Ramazan'ın kıymetini bilmenin sırrı son Ramazan inancını kendimize hissettirmemiz lazım. Bunu sindirmemiz lazım ki aman teravihimizi kaçırmayalım. Aman orucumuza zarar gelmesin veya orucumu herhangi bir tehlikelerden koruyayım. Bu birinci bakış açısı bize öğretmişler büyük insanlar. Yani Sümbül Sinan Hazretleri'nin meslektaşları. İkinci bize öğrettikleri Ramazan dikkat etmemiz hususlardan ikincisi, öylesine ibadetleri kesenizi doldurun ki, öylesine. Bu pazar sonuçta kesemizi oruçla dolduruyoruz. Kesemizi sadakalarla dolduruyoruz. Zekatlarla dolduracağız. Nafile ibadetlerle dolduracağız, fitrelerle. Ama bu öyle bir kalitede olsun ki yarın
nasip olursa dedik ya, Ramazan'ın son 10 günü artık cennetle müjdelenme, hasat günleri. Yani bu elde ettiğimiz oruçlarımızı, zekatlarımızı, sadakalarımızı satlığa çıkaracağız. Yani pazara çıkaracağız. Alıcısı kim? Allah. Bu işi, yaptığımız işi kime beğendireceğiz? Allah'a beğendirmek zorundayız. Peki bu imal ettiğimiz oruçlarımız, ürettiğimiz zekatlarımız, sadakalarımız, fitrelerimiz, bu mal elimizde patlarsa ne olur? Bu malı beğendiremez, asıl satıcısına beğendiremez, satamazsak bu mal elimizde kalırsa ne olur? Bunun sorusunun cevabını bulmamız lazım. Öyle bir mal üretmemiz gerekiyor ki Ramazan'ın sonunda bunu satacağımız kişiye beğendirmek zorundayız. Onun için Yüce Rabbimiz feveylül lil musallin, öyle namaz kılanlar var ki o kıldıkları namaz onların yüzlerine çarpılacak. Dolayısıyla öylesine biz oruç tutacağız ki o tuttuğumuz oruç bizi tutacak. Biz orucu değil, oruç bizi tutacak. Oruç bizi kaldıracak ve son 10 gündeki bizim azığımız takvamız olacak. Yani Ramazan'ın girişinde ki kilomuz da, ihlasımız da, şuurumuz da, huşumuz da. Bakınız değerli cemaatim, birçok hadisi şerif vardır. Ramazan'ın eftaliyle alakalı, orucun faziletiyle alakalı Efendimiz'in hadisi şerifleri vardır. Hiçbir hadisi şerifte Efendimiz orucun fıkhi boyutunu bize aktarmaz. Yani sakız çiğnerseniz oruç bozulur, deve sütü içerseniz orucunuza şu gelir, şuna bakarsanız şöyle olur, böyle olur diye hiçbir hadisi şerifin teferruatında bu yoktur. Ama Efendimizin aleyhissalatü vesselamın bize öğrettiği oruç, öylesine oruç tutun ki o sizi huşu içerisinde kılsın. Huşu, fıkhi boyutunun içerisinde hiç duydunuz mu? Orucu bozanların arasında huşu. Mesela ibadet, olayın mantığını size aktarmak istiyorum. Yani yaptığımız meselenin ehemmiyetini kavramamız lazım. Nasıl bir eylem gerçekleştiriyoruz? Mesela namaz kılıyoruz değil mi? Namaz. Namaza durmanın şartları vardır. Namazın içindeki şartlar, bir de namazın dışındaki şartlar var. Ben abdestsiz namaza geldim, olur mu? Olmaz. Namazın içerisinde üzerinizi, harem bölgenizi kapatmanız lazım. Veya hadesten taharet veya kıbleye dönme mecburiyetiniz vardır. Kıbleye dönmezseniz namazınız olmaz. Neden? Çünkü namaz bir ibadettir. İbadetin de kendine göre şartları vardır. Peki oruç nedir? Oruç da bir ibadettir. Orucun şartları yok mu? Orucun da kendine göre şartları var. Şartları nedir? Fıkhi boyutunda konuşabiliriz. İşte şunu yerseniz veya şunu yaparsanız diye orucunuz bozulur. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam bize öylesine bir ufuk açıyor ki, bakınız Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın naklettiği bir hadisi şerif. Bu gecenin Efendimiz orucu bize en kısa şekliyle, özlü bir şekilde ifade etmiş. Ebu Hüreyre radıyallahu anh naklediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, insanoğlunun oruç dışındaki tüm amelleri kendisi içindir. Dikkat buyurun. İnsanoğlunun oruç dışındaki tüm ameli kendisi içindir. Oruç, sadece oruç benim içindir diyor. Allah buyuruyor. Sadece oruç benim içindir.
onun mükafatının ne kadar olacağını da ancak ben bilirim. Yani oruçlunun karşılığında mesela farklı şekillerde hadis-i şerifler vardır. Cihat meydanlarında şu kadar savaşmanın bu kadar eftali vardır. Veya şu kadar sadaka vermenin, zekat vermenin, bunların hepsinin miktarları, teşvikleri verilmiş. Ama Allah oruçla alakalı özellikle bir miktar ifade etmiyor. Oruçlunun karşılığı, sevabını ancak ben takdir edebilirim. Bunun iki anlaşılır yönü var. Ya ben bunu size ifade etsem, sizin muhakeme gücünüz, aklınız bunu kaldırmaz. Ya böyle anlarız. Veya ne kadar bunun değerlendireceğimin sevabını bilemezsiniz. Dikkatimizi çekmek için olabilir. Ama asıl oruçlunun yapması gereken hadis-i şerifte dikkatimizi çeken şurası var. Dikkat buyurun. Oruç benim içindir ve ben onun mükafatını vereceğim diyor. Ekliyor. Oruç kalkandır. Oruç kalkan olduğu gibi oruç sizi bütün kötülüklerden alıkoyar. Devam ediyor. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Dikkat buyurun. Oruç tuttuğunuz gün bize bir hedef veriyor Efendimiz. Nasıl davranalım ya Resulallah? Oruçlu olduğumuz zaman bize neyi tavsiye edersin sorusuna? Efendimiz diyor ki, sakın ola kötü söz ağzınızdan çıkmasın. Ne demek? Namazın nasıl farziyeti, ibadetin kendince şartları varsa, orucun şartlarından bir tanesi. Efendimiz, şöyle yaparsanız orucunuz bozulur demiyor bu hadis-i şerifte. Sakın ola, oruçluyken kötü söz söylemeyin veya kavgaya girmeyin. Hani kavgaya girebilirsiniz olur ya, şayet, hemen ekliyor. Biri size söver veya sataşırsa ona deyin ki ben oruçluyum. Oruçlu olduğunuzu, kalkan olduğunu ifade edin karşınızdaki insana. Efendimizin tavsiyesi. Kardeşim, ben oruçluyum. Benden uzak git. Bana sataşma. O zaman son cümlem. Orucu kötü söz bozar mı? Fıkhi boyutta bunu soramayız. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, oruçlu olduğunuz zaman kötü söz söylemeyin. Neden? Oruç sadece mideye aç bırakmak değil, önemli olan oruç ağzımıza oruç tutturmak. Önemli olan kalbimize, kulağımıza, ayağımıza oruç tutturabilmek, kalitesine eriştirebilmek. Eğer bunu başarırsak, Ramazan'ın sonundaki kuşanacağımız nokta takva noktasıdır. Huden lil muttakîn. O müminlerin içerisinde öyleleri vardır ki, Kur'an-ı Kerim'den en yüksek mertebede istifade eden, bizim hedefimiz muttaki olma noktasında. Benim hedefim bu dünyadayken iyi bir mümin ve muttaki bir Müslüman olma rütbesine erişmektir. Peki nasıl erişeceğiz? İşte bu ihlas ve samimiyetle tuttuğumuz oruçlarımızın her biri bizi muttaki olma noktasında eğitecek ve o noktaya eriştirecek. Rabbim cümlemizi eriştirsin inşallah. Amin. Allahümme Rabbe hâzihi d-da'veti t-tâmme ve s-salâti l-qâime âti Muhammeden il-vesîlete vel-fazîlete ve-d-derecete r-rafî'ate l-âliye. إلهي وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين والحمد لله رب العالمين